24-30 Ocak değerli koçlar ve yükseleni koç burcu olanlar nasılsınız? Güzel bir hafta, güzel bir kariyer, güzel bir oluşum sizlerle olsun. Sevgili koçlarım, canım ailem, güzel YouTube ailem. Özellikle 24 Ocak Mars Oğlak burcunda ilerleyecek. Planlı ve programlı ve doğru kararlar adım attığında kazançlı bir süreç haftası sizin için güzel ve keyifli başlayacak. Sizden tek ricam ani kararlar verip, ani reaksiyonlar gösterip, otorite figürlerle tartışmamanız ve bu tartışmalar sonucu zarara geçiş yapabilirsiniz. Daha dikkatli ve daha kontrollü olmanızı öneriyorum. Yeni iş arayan, yeni iş kapısı ile ilgili yaşadığınız krizler için özellikle 24 Ocak öğleden sonra alacağınız olaylar size keyif ve mutluluk verecek ama 29 Ocak Merkür-Plüton kavuşumu, sözleriniz, konuşmalarınız, yani insanlara tavır ve edalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla pişmanlıklar, huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ve aynı şekilde 29 Ocak'ta Venüs Oğlak Burcu'nda ileri hareketiyle başlıyor. İlişkiler ve para piyasasınızda daha doğru adımlarla başlatacaksınız. O yüzden güzel bir haftayı, evet, hemen kısa bir değerlendiriyoruz. Değerli koçlar, işinizle ilgili yenilikler için hazır olacağınız ve aksi yaşadığınız yöneticiniz ve çalışma ortamınızdaki insanlarla daha keyifli ve daha ılımlı süreçler size o oluşum yaratacak. Eğer işinizden memnun değil, farklı bir alanlarda iş beklentiniz varsa gelecek diyaloglar sizi mutlu edecek. Ve bulunduğunuz işte de değişim ya da masanızla ilgili, maaşınızla ilgili konuşmalar için özellikle 29 Ocak Venüs'ün güzel hareketiyle birlikte, ileri hareketiyle birlikte siz de artık maaşınızı ve korkularınızı bir an önce çözüp karşı tarafa iletmeniz gerekiyor. Evet, daha profesyonelce yaklaşacağınız bir hafta. Özellikle de yeni bir işe başlayan ve bulunduğunuz noktada projelerinizle ilgili olumsuzluk düşünceleriniz varsa bunların hepsini çok rahat bir şekilde atlatacağınız ve devamlı mailler, yeni oluşumlar, yeni projeler size keyif verecek diyorum. İş arayanlar için evet, iş konunuzla ilgili özellikle olgun, kadın ya da erkek ayrımı yapmadan o size güzel iş kapılarınızın destek olacağı bir insanın hemen iş kapınızı da aydınlığa kavuşturacak. Uzun süredir de iş konusunda kalbiniz çok çalışmak istemiyor, enerjiniz çok depresyonda. Çünkü geçmiş işlerinizle ilgili yaşadığınız krizler ve haklarınızla alakalı mücadeleler çok yoğun için hayatınızda devam ettiği için kırgınsınız. Ama bu işiniz sizin için daha keyif verecek. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz alandaki bazı karışıklıkların toparlanma, herkesin yerini belirleme, herkesin yerinde rahat olacağı bir hafta söz konusu olacak. Ama ne diyoruz? Merkür ve Plüton kavuşumu konuşmalara, ortamdaki konuşmalara çok fazla 29 Ocak'ta dikkat ettiğiniz takdirde biraz daha sizin zararsız geçireceğiniz, daha keyifli olacağız ama konuşmalara dikkat ederseniz zarar evreniz var gözüküyor. Kendi işini yapanlar da parasal evrede daha hızlanma, daha rahat erme ve parasal harcamalarınızla alakalı noktada da planlı programlı bir haftaya geçiş yapacaksınız. O yüzden güzel bir enerji var. Ortaklı iş ya da farklı alanlarda iş bekleyenler için de güzel değişimler ve özellikle çarşamba ve perşembe sizin için çok güzel olumlu konuşmalar ve yeni kapıların daha size huzur vereceği bir hafta olacak. Evet, hem çetrefilli hem de mücadeleci bir hafta ve haklar ve adalet konusunda da bazı mahkemesel sorunlarınız var. Bunları da biraz evraklarınız ya da ertelediğiniz konuları, vergi borcunuz, unuttuğunuz borçlar ya da mahkemelerinizle alakalı biraz daha dikkate almanız lazım. İleride başınız yanmasın diyorum. Sevgilinizden haber bekliyorsanız ve uzun süredir çözülmeyen problemleriniz varsa yavaş yavaş birbirinizi anlayacağınız bir hafta söz konusu olacak. Yalnız ayrıldıysanız ve çok uzun sürelik bir ayrılık varsa bu ilişkinin artık sizin kalbinize yara verdiğini ve karşı taraf artık konuşup içinizdeki problemleri çözmeniz gerektiğini uyarıyorum değerli koçlarım. Evlenmeyi düşünen ve uzun süredir ilişkinizle alakalı gelecek planları yapanlar için de bu hafta ailelerde ya da kendi aranızda konuşacağınız konuşmalar ileriye dönük planlarınız için çok doğru süreçler yaşatacak. Bence güzel adımlar var. Yalnız bu ara bazı koçların parasal evrede yaşadığı krizler ve ev içerisinde ve özellikle evli çiftlerimizle alakalı yaşanan krizler parayla alakalı biraz karı koca alttan almalı yoksa sertlikler ve ilişkide soğukluklar söz konusu olacak. Ve
Bazı evli çiftlerimiz için de taşınma konularıyla alakalı radikal karar ve parasal anlamda toparlanamadığınız için endişeleriniz var. Hiç endişe etmeyin. Şubat ortasına kadar hayal ettiğiniz kapı sizin anahtarınızda olacak. Ve değerli gençler, bu ara eğitim ve kariyer konusundaki tatilinizi güzel geçirin. Sınavlarınıza adapte olmanız lazım ve hemen gerilip hemen evdeki insanlara aksilik yapıyorsunuz. Bol bol yürüyüş, doğru bir nefes. Değerli ev hanımları, uzun süredir çocuklarınızla ilgili yaşadığınız krizleri çözmeniz lazım. Ailevi sorunları da biraz daha dikkate alırsanız sizin de alıngan yönleriniz geride kalabilir. Çünkü en ufacık şeyde siz de kapris evresindesiniz. Ailenize ait çözülmesi gereken miras konuları için kardeş ya da amca soylarınızla alakalı bütünleşmeniz lazım. Bütünleşmediğiniz takdirde hep bir ertelenme söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonlarınız, boyun ağrılarınıza dikkat edeceksiniz ve uyku probleminiz olabilir. İhmal etmeyin. Değerli gençler, aşk için enerjiniz var. Değerli dul ve evlenmemiş hanımlar için renkli tanıştırmalar var. Lütfen siz de artık bir harekete geçin. Bu hareket size iyi gelecek. Mutlu kalın, hoşça kalın.24 Ocak, 30 Ocak, değerli boğalar. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa burçları olanlar, nasılsınız? Evet, stresli ve gergin bir hafta. Özellikle de işinizle alakalı noktada bazı konularla ilgili yaşayacağınız krizlere hazır olmanız lazım. Ama bu krizler sizin doğru yönettiğiniz takdirde işinizle ilgili daha büyük çabaların ve çok güzel toplantıların ve sonuç elde edeceğiniz çok çıkar evresi söz konusu olacak. O yüzden hem stresli hem de enerjisini kattığınız takdirde büyük başarıların elde edeceği noktanız var. 24 Ocak'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiş yaptığı için İşinizle ilgili yaşayacağınız bazı pürüzlerde, yeni anlaşmalar, yurt dışı ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda doğru olumluluklar söz konusu olacak. Bir de şöyle bir oluşum var. Yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrakta terslikler varsa doğru imzalar doğru şekilde hayatınıza girecek diyorum. Mesela iş beklentiniz ve uzun süredir iş sorunlarınızla ilgili yaşadığınız krizler, evde oturuyorsanız ve hala çözüm bulamadıysanız 29 Ocak'ta Venüs Oğlak'taki retrosu ileriye hareket ediyor ve artık iş kapınız ve kazanç kapınızın hızlanacağı, daha mutlu ve daha keyifli adımlar, parayla ilgili de yaşayacağınız krizleri toparlama dönemi söz konusu olacak. Kurumsal bir firmada çalışıyorsanız ya da devlet bağlantılı kurumsal bir noktadaysanız bulunduğunuz noktanın karışık dönemi daha verimli bir evre yaşarken üst düzey yöneticiler ya da devletten kontroller ya da bulunduğunuz şirketin kendi üst düzey konumlarında büyük bir denetim evresi olacak ve bu denetimde bazı sıkıntılar, kirli oyunlar gündeme çıkabilir. Aman aman siz hiçbir şeye karışmayın, alanınıza konsantre olun diyorum dedim bile. Kendi işini yapmak isteyen, parasıyla alakalı yeni projelere dahil olmak isteyen bazı boğa burçlarında da yeni oluşumlar size rahatlık katsa da parasal harcamalarınız biraz sizi yıpratabilir. Bu da 29 Ocak Merkür Plüton kavuşumu gerçekleşecek ve bu gerçekleşimde ani para harcamalarınız, ani gerginlikler ve bu bizi biraz abartıcı yönle birlikte para ekonomimizi de sarsabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ortaklı bir düşünceniz varsa ve ortaklı projelerde yer almak istiyorsanız özellikle 30 Ocak sizin için imzaların ve verimli noktada beklentileriniz için çok verimli bir nokta olacak ve pazartesi artık akıcılık ve yenilik sizin hakimiyetinize oluşturmuş olacak. İş mahkeme ya da iş iadesi ile ilgili beklediğiniz sonuçlar için evraklarınızda eksiklik olabilir, dosyanız alta sıkışmış olabilir. Bunları bir kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer ki serbest bir meslekte çalışıyorsanız parasal evreler özellikle 28 ve 29 çok şanslı bir gününüz, alım satım konularınız, emlak konularınızın daha rahata geçiş yapacağı söz konusu olacak. Öğretim görevlisiyseniz ya da ne bileyim akademisyen ya da doktor ya da hakim ve savcıysanız biraz yoğun ve tempo ve biraz sağlığınızla alakalı tetikleyen noktaları da biraz daha dinlenmeniz ve vücut enerjinizi iyileştirmeniz gerekiyor değerli boğalar.
Boğalar, bu hafta o kadar karışık şeyler yaşıyorum ki, yani şu an saat 15:59 21.01.2022. Merkür retrosu bana öyle bir vurdu ki, yani videoları çekemiyorum, o karışık bu karışık. O yüzden bu hafta beni affedin diyorum. Özel hayatınızla ilgili de barışmak istediğiniz ve konuşmak istediğiniz kişiyle konuşma enerjiniz iyi gelecek ve ilişkide birbirimizi bağışlama ve affetme dönemi söz konusu olacak. Uzun süredir devam eden bir ilişkinizle alakalı pürüzler ve aile sıkıntılarınızı daha rahat aşacağınız, daha planlı ve programlı giderken ilişkinizin iş konularından kaynaklı tekrar uzatmalar söz konusu olabilir, ama o sizi seviyor, panik yapmanıza gerek yok. Evli çiftlerimiz için bu ara alım satım ve mal konuları ve ailenize ait miras konularınızla alakalı daha ön sahada olacağınız konuşmalar söz konusu. Bu ara incindiğiniz noktalarınız var karı koca hayatınızla alakalı ve kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Karşı tarafa bunu iletmeniz lazım, yoksa her geçen gün gergin ve mutsuzluk yönünüz var. Bunu toparlamanız lazım değerli boğalar. Bu ara işsiz, eşinizin iş problemi ya da işsizse güzel teklifler, yeni oluşumlar sizin hanenize mutluluk verecek. Aile borç konularınızla alakalı uzun süredir çözemediğiniz konularda özellikle 1 Şubat 2 Şubat arasında gelecek paralar sizi daha bir rahat bir noktaya geliştirecek. Bu ara evde teknolojik eşyalarda bozulmalar, kırılmalar, dökülmeler, yeni oluşumlar içerisinde olabilirsiniz. Çocukla ilgili özellikle gençler, eğitim konularınızla ilgili uzun süredir dağınık olduğunuz noktaları toparlamak için çok doğru bir dönem ve kendinize düzen ve disiplin, ve anneniz ya da babanız bu konuda çok geriliyor. Bunları toparlamanız lazım. Sınavlarınızı başarıyla bir dahaki dönem vermeniz lazım. Çok eksik puanlarınız var. Bunları güçlendirmenizi öneriyorum. Evet, boşanmayı düşünen bazı çiftler için ailelerden karşı çıkma, boşanmamanız için mücadeleler söz konusu olacak. Boşanmış ev hanımlarına sesleniyorum. Yeni bir aşk ya da tanıştırma usulü kısmetleriniz var. Gözden geçirmenizi öneriyorum. Evet, kalbimdeki kişi sizinle konuşacak mı? Platonik takındığım biri var diyen yani bazı boğa burçları, unut, yeni bir enerjiye gir. Sağlık konusunda diş etleriniz ve mide asitleriniz ve ince bağırsaklarla ilgili hassasiyet yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Y 24 30 Ocak değerli İkizler Burcu, özellikle bu dönem parasal finans konularınızla ilgili bayağı performans göstereceğiniz, kapatmanız gereken borçlarınız, yapılanması gereken birçok işinizle alakalı çok güzel akışlar sağlayacaksınız. Evet, gerginlik ve huzursuzluklara adım atabilirsiniz, ama işinizle ilgili kaygı duyduğunuz noktaları daha rahat bir geçiş sağlayacağınız bir noktadasınız. Özellikle 24 Mars, 24 Ocak Mars ve Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte bulunduğunuz iş alanında değişimler, yeni projeler, yeni oluşumlar içerisine girebilir. Ve bu konuda ani kararlar verip bulunduğunuz işi kaybetme şansınız çok yüksek. 10 kere, 20 kere, 100 kere düşünün. Sakın ani hatalar, ani gereksiz olumsuzluklar yapmanızı istemiyorum. Kurumsal ya da devlet dairesinde çalışan ya da bu kapılarla ilgili bağlantılarınız, iş süreçleriniz varsa evrak konularına alakalı bulunduğunuz noktada dikkat etme, evrak kaybetme, bazı sorunlar, bazı sıkıntılarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bilgisayarda yanlış yazılımlar söz konusu olabilir. Bu ara evraklarınızı çok düzenli şekilde kontrol etmeniz gerekiyor ve bunlar sonra size risk olsun istemiyorum. 29 Ocak Merkür Plüton kavuşumu, 29 Ocak'ta gerçekleşecek kavuşum Plüton'la birlikte. Bu sizin sinirsel evreniz ve yaşadığınız iş alanındaki performansta ortak çalıştığınız insanlara ani tepkiler yansıtabilir ve bu tepkilerde işinizi rahatsızlık ettirecek noktaya sergileyebilirsiniz. 29 Ocak, 28 Ocak'ta biraz daha dikkatli ve kontrollü olmanızı istiyorum. Ve aynı gün içerisinde 29 Ocak'ta Venüs Oğlak retrosundan ileri hareketine geçiyor. Para konularınız, beklediğiniz paralar, yapmak istediğiniz yeni yatırımlar, yeni projeler için çok güzel bir akış. 3 Şubat, 4 Şubat bu akışın verimini tadacağınızı gösteriyor. Özellikle yeni bir iş beklentiniz varsa 29 Ocak itibariyle aksilikler, şans kapılarınızın daha yüksek olacağı, iletişimle ilgili yaşadığınız pürüzleri daha çok toparlayacağınız bir dönem. Ortaklı iş yapıyorsanız özellikle kazançlarınızda daha yeni büyük oluşumlar, yeni imzalar, yeni
beklentileriniz olabilir? Ertelenecek konular var ama sonu biraz sizin istediğiniz gibi gitmese de bir 20 gün sonra bu istekleriniz tek tek rayına oturacak. Eğer büyük ortaklı işleriniz varsa da hiç beklenmedik yurt dışı evraklarınız ya da şehir dışı ile ilgili oluşturmak istediğiniz işlerin kapıları açılacağı, belli seyahatlerin sonucunda kazançlarınızın çok fazla artacağı, yani siz artık kendinize ne istediğinizi bulmanız gereken bir döngü haftamız var. Eğer bunu doğru başardığınızda da para korkularınız, ilişki korkularınızda rahatlama, derin nefes almayı öğreneceksiniz diyorum. İşsiz olan ikizler burcu için özellikle ateş burcu birinden alacağınız iş desteği yeni kapınız için hayırlı ve aydınlık olacak ama siz işlerde çok fazla kararsız, bu bana uyar mı uymaz mı demeyi bırakın. Bir an önce bu iletişiminize geçin ki çünkü uzun süredir işsiz olduğunuz için kaygılarınız var, enerjinizi düzeltmeniz lazım. Eğitim konusunda uzun süredir yarım bıraktığınız ya da tamamlamak istediğiniz noktalarda cesaretiniz yok. Evet, Şubat ayı cesaret enerjinizin çok fazla yüksek olacağı bir dönem. O yüzden bu cesaretimizi açabilir. O yarımlıkları da tamamlamamız için uygun enerjilerin yoğunlaşacağı bir nokta değerli ikizlerim. Duygusal olarak ilişkinizle ilgili yanlış konuşmalar, sert konuşmalar biraz ilişkide soğukluk ve dargınlıklara neden olabilir. Ama bu hafta kavga etmemeye özen gösterin, laf sokmamaya özen gösterin. Yoksa bu laflar size geri gelebilir diyorum. Nişanlı ya da nişanlanmayı düşünen çiftlerimizde biraz daha vakit ve acele etmemeniz gerekiyor. Çünkü ev konusunda hayatınızdaki insanın annesinden kaynaklı ev zorunluluğu var. Ve bu kredi konularında da faizler çok yüksek olduğu için biraz daha sabırlı olun. İstediğiniz ev, istediğiniz anahtar ve evlilik tarihiniz de var. Endişeli etmeyin diyorum. Bu ara aile tanıştırılmaları, görücü usulü tanıştırmalar da çok ön planda değerli takipçilerim. Fırsatlar konusunu sakın kaçırmayın. Doğru insanı bulma enerjiniz de var. Evli çiftlerimizin özellikle taşınmak, bulunduğunuz binada yaşadığınız enerjiyi çok sevmiyorsunuz, evin küçük olduğunu ve bu ev yetmediği ile ilgili konuşmalar var. Şu Ocak, Şubat'ı bitirelim. Doğru bir ev kapınız var. Şimdiden araştırmaya bakın. Hatta evinizi satıp daha büyük bir ev almayı düşünen ikizler için güzel fırsatlar var. Hiç endişe etmenize gerek yok. Bu ara karı koca hayatımızda özellikle kocanızın soyundan kaynaklı miras konular ve onların kendi kardeşleri arasındaki yaşanacak krizler biraz ilişkimizi zorlayabilir. Ama siz oradaki miras konularına sakın takılmayın. Siz kendi evliliğinize, düzeninize takılın. Çünkü eşinizin ilgisiz tavrından kaynaklı da sizde de soğukluklar var. İlişkiyi oturtmamız lazım. Ve uzun süredir de boşanma hayali içerisinde olan ikizler için artık cesaret dönemi ve bu imzanızı, bu başarıyı yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Değerli gençler, eğitim konusunda iletişimde hatalar, konuşma, dil aksanlarınızda hatalar var. Bunları güçlendirmeniz lazım. Kafanızda devamlı aşk rüzgarları dönüyor. Bu konuda dil rüzgarları dönsün öneriyorum. Sağlık konusunda saç dökülmesi, egzama ve kaşıntılara dikkat edelim. Değerli ev hanımları, evli ya da bekar ev hanımları, bu ara kendi miras konularınız var ve uzun süredir de emekliliğinizle alakalı emekli olmak için mücadele eden ikizler için olumlu diyalog, olumlu hareketler var. Şimdiden evraklarınızı toparlamanızı istiyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. ...24-30 Ocak değerli yengeçler nasılsınız? Tabii ki 18 Ocak'taki gerçekleşen Dolunay biraz daha hala etkileri sizin üzerinizde, enerjiniz ve şanslı minnoş gruplar anlaşacağınız yeni iletişim, yeni hayaller için çok güzel ilerliyor. Ve bu fırsatlar gerçekten Ocak bitmeden maddi ve manevi olarak daha güçlenmenize yardımcı olacak. Hazırlıklı ol yeni ilişkilere, yeni enerjiye, yeni iş kapılarına sakladığınız her şey açığa çıkma zamanı ve sizden saklanan ne konu varsa çok rahat ayağınıza düşecek. O yüzden kim gizlilik yapıyorsa şanssız, çünkü sizin gözünüze Rabbim iber edecek diyorum. Özellikle aşk konusunda 24 ve 25 Ocak daha şanslı ve daha bereketli noktanız ve 24 Ocak'ta Mars Oğlak burcuna geçişini yapıyor. İş konularınızla ilgili rakip insanlarla yaşayacağınız sorunları düzeltme, iyileşme ve bir sürü yazılıp çizilmesi gereken yeni işler, yeni anlaşmalar için çok hızlı akıcı sağlayacağınız bir nokta. Bunu doğru değerlendirdiğinizde kazancınız, işinizle ilgili yaşanan krizleri önleme dönemi.
29 Ocak'ta biliyorsunuz ki Merkür Neptün ile kavuşum yapıyor. Sizin öfkelenme, sinir ve sağlık noktalarınızı biraz tetikleyebilir. Bu noktalarımızı biraz yumuşatmamız gerekiyor ve sağlığımızı ve doğru beslenmemiz lazım. Aynı şekilde üst düzey yöneticileriniz, patronunuz ya da yanınızda grup çalıştığınız insanlarla yaşadığınız krizleri de iyileştirmek için doğru fırsatlar var. Eğer iş kapınızla ilgili yaşadığınız ve hala iş sorunları devam ediyorsa aynı gün içerisinde 29 Ocak Venüs ileri hareketine başladı. Yeni şans, yeni kapılar için güzel imkanlar, telefon trafiği, yazışmalar ve olumlu cevaplar alacaksınız. Aslında bu hafta akıcılığını çok iyi değerlendirdiğinizde işsiz olanlara iş imkanı ve iş mahkemenizle ilgili çözümlenecek ve para iadelerinizle ilgili konuşmalar sizi tatmin edecek. Bulunduğunuz noktada belirsiz giden her şeyi toparlama evreniz olacak. Artı bir nokta, bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Ortaklı iş ya da kurumsal bir iş alanında ortaklı projeler yapıyorsanız özellikle reklam sektörü, emlak sektörü güzel kazançlar ama kazançlarınızda biraz paralar yarım yarım ödenebilir ama eninde sonunda kazancınız size çok büyük bir aydınlık yaratacak ve bu yıl biterken kazancınızdaki fırsatlar, özellikle Ocak ayı biterken kazancınızdaki fırsatlar, yeni imkanları da gayet keyifli bir noktada oluşturacaksınız. Bu ara eğitim konusu ya da iş gereği çıkmanız gereken yurt dışı seyahatleriniz ya da bunlarla ilgili geciken evraklarınızda olumlu cevaplar alıp bunların da aksiliklerini toparlayıp gücünüze güç katacaksınız. Yalnız bu ara aşk enerjiniz çok fazla ön planda olduğu için sanki işte kafanız olmayan bazı yengeçlere sesleniyorum. Para şansınız var, enerjiniz şansınız çok yüksek. Bunu doğru ve ılımlı değerlendirdiğinizde gerçekten size bu hafta Ocak biterken birikimleriniz ve kazançlarınızın da keyfini çıkartacaksınız diyorum. Unuttuğunuz vergi, emlak, borç ya da ailenize ait borçlar için yazı gelebilir ya da mahkemelik bazı süreçleriniz var. Bunları sakın ihmal etmeyin. Çünkü bunlar ileride size sıkıntı verebilir ve yurt dışı ile alakalı yurt dışı evraklarımız ve işimizle ilgili de aksilikler yaşayabilirsiniz. Değerli yengeçler, özel hayatınızla ilgili bu ara kırgın konuşmalar geride kalıp daha ılıman, daha sevecen, daha saygılı konuşmalar içerisine gireceğiz. Küstüğümüz bir insanla barışmak ve bu ilişkiyle ilgili gelecek planlar içerisinde olacağınızın belirtisi ama uzun süredir ilişkisi olan yengeçler biraz daha mantıklı insanı bekliyorsunuz ve doğru aşka yelken açmak istediğin için şu an etrafınızdaki çerezleri çöpe bırakıyoruz, psikolojimizi düzeltiyoruz. Evlenmek ve gelecek plan içerisinde olan değerli yengeçler için evet tarihler var ama ezan okunuyor. Ezandan sonra size devam edeceğim. Değerli yengeçler, ilişki konusunda da özellikle evli çiftlerimizle ilgili yaşanan sorunları yavaş yavaş toparlayacağız ve birbirimize ait anlaşılır evreyi toparlamamız lazım. Uzun süredir hayal ettiğiniz bir araç ya da araç alımı satımı ile ilgili de yeni kararlar içerisinde olacaksınız. Bu da sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Değerli gençler, eğitim konusunda hatalarınızı biliyorsunuz ve bunları biraz daha toparlamak ve kitap okumak, dil eğitiminizi ve Türkçenizi ya da matematiğinizin altyapısını oturtmanız lazım. Kafanızda taktığınız ilişkiyi kenarda bırakıp kendinizin başarı yolunu çizmeniz lazım diyorum. Sağlık olarak özellikle bu ara sırt ve boyun fıtıklarınız ve sırt ağrılarınız da ciddi söz konusu ve omuz ağrılarınız söz konusu sıkıntıları var. Dikkat edin diyorum. Bir de ev hanımları ve özellikle çok çocuklu ev kadınları bir evin anahtarının tapusu size geçmesinin muradı ve uzun süredir çözülmesini istediğiniz miras konularla ilgili de olumlu evraklar sizin hayatınızda keyif verecek diyorum. Değerli yengeçler, evliliği boşanmak üzere olan ve bir türlü her iki tarafta birbirini sevmesine rağmen zoraki boşanma kararı olan çiftler tekrar bu ilişkiyi kurtarma yoluna gidecekler. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. ...24-30 Ocak değerli aslanlar, yükselene aslan burcu olanlar nasılsınız? Bu ara kendinizi çok fazla bir sürü gruba dahil etmek istiyorsunuz. İş gereği toplantılar, iş toplantıları ve tamamlamanız gereken bir sürü işlerle ilgili çok büyük bir mücadele söz konusu. Bilgisayarlarda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Teknolojik hatalar söz konusu olabilir. Evrak kayıpları olabilir. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. 24 Ocak Mars Oğlak Burcu geçişiyle birlikte işteki otorite insanlarla aramızdaki yaşanacak krizlere de açık olmanız lazım. Çünkü siz kendinizi hep biliyor
gibi gergin gergin ortama sokuyorsunuz. Ama bazı insanların söylediklerini ve yöneticine bulunduğunuz ortamdaki insanların söylemlerine önem vermiyorsunuz. Çok doğru kararlarınız var ama fevri davranışlarınız bu iş kariyerinizi tetikleyebilir. Lütfen bunları toparlamanız gerekiyor. Merkür Plüton kavuşumu gerçekleşecek 29 Ocak'ta. Bu da harcamalarınız, parasal harcamalarınızla alakalı yorucu ve önlenmez borçlara itebilir sizi. Parasal evrenizi doğru yönetmeniz lazım. Bu durumda uçurumun altında olabilirsiniz. Para dengenizi lütfen ihmal etmeyin. Aynı gün içerisinde Venüs Oğlak burcunda geri hareketini bırakıyor, ileri hareketine geçiş sağlıyor. Bu da özel hayatınızdaki aşk yeniliklerini, kendinizi güzel aşk enerjisine hazırlayacağınızı temsil ediyor. Aman fazla abartmayın. Evet, büyük bir iş anlaşması yapacak bazı aslan burçlar için şans kapınız çok doğru bir süreçte. Dikkatli evrak ve dikkatli okuduğunuz ve huzurlu olduğunuz sürece bu iş başarısını en iyi şekilde hayatınıza geçirmiş olacaksınız. Devlet kurumunda, büyük devlet, kurumsal devlet kurumunda çalışanlarda da konum değişimleri, yer değişimleri ile ilgili güzel gelişmelerin haberlerini alacaksınız. Kurumsal kendi işini yapan bazı aslan burçları için büyük anlaşmaların imzaları gerçekleşecek. Aynı şekilde ev taşınması, ev yenilenmesi gibi konularımızda hem büyük anlaşmalar hem ev taşınmaları sizi gayet enerjinizle birlikte daha rahat ve daha temkinli bir ortama geçmenizi ve güvende olmanızı tetikleyecek diyorum. Dolunayın enerjisi hala sizin etrafınızda devam ediyor. Rahatlamanıza ve özgüveninizi ve yakın dostlarınızdan alacağınız güçle birlikte bu ayı keyifle kapatacaksınız ve bu keyif hem doğru yatırım ve doğru projelere de dahil olacaksınız. İşsiz olanlar için bu hafta olumsuz diyorum. Çünkü sizin kendi içinizdeki öfkeniz, ben şu geçmişteki bu işi hata yapmasaydım şu an işimdeydim dediğiniz için biraz kararsızlıklarınız var. Bilgisayar mühendisi, teknolojik mühendislik alanında çalışanlarda çok güzel iş imzası ve yurt dışı ile bağlı bağlantılarınızda çok büyük gelişmeler söz konusu olacak. Kendi işini yapanlarda kazancı doğru değerlendirdiğinizde hayal ettiğiniz anahtar, arsa, toprak anahtarının sevincini yaşayacaksınız. Ortaklı iş düşüncesi olan aslanlar için güzel fırsatlar var. Doğru değerlendirin çünkü dolunayın enerjisi hala size verilen şans kapınızı güçlendiriyor. Bunu da hayata geçirmenizi öneriyorum. Evet değerli gençler, eğitim konusunda kendinizi hedeflediğiniz noktaya başarınızı daha hızlı bir şekilde devam ettirmek istiyorsunuz. Bu ara sevgilinizle aranızda bir iletişim problemi olabilir. Bunu düzeltmeniz lazım. Bu ara aşk sözcükleri karşı taraftan duyacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek. Değerli aslanlar, eğer ki uzun süredir bir ilişki beklentiniz ve hala bu beni düşünüyor mu diyorsanız, evet o sizi düşünüyor ve adım atacak. Uzun süredir bir ilişkiniz varsa biraz kopmaya doğru gidiyor. Bu ilişkiye renk katmak lazım. Bu ilişkiye renk katmadığınız takdirde yol ayrımlarına, yeni enerjilere katılacağınız için uzun soluklu ilişkinizi kenarda tutmayı planlıyorsunuz ve bu sizi yakalayacak. Dikkatli olun diyorum, dedim bile. Evli çiftlerimiz için de dışarıdaki egonuzu eve yansıttığınız için karşı taraf sevgisiz hissediyor. Aynı egoyu evin içerisinde de tadın ama sevgiyle tadarsanız bu ilişkide verimlilikler var. Uzun süredir çocuk tedavisi düşünen ya da çocukla ilgili planladığınız noktalar için biraz acele mi ettiniz, ne yaptınız bilmiyorum ama şu an hareketleri başlatmanız daha sağlıklı ve daha iyi olacak olarak gösteriyor. Bazı aslan burçlarında da anlaşmazlıktan kaynaklanan ev ayrımı yolunda gözüküyorsunuz. Bence ilişkiniz güzeldi, bir şans daha hak ediyor ama ani karar verdiniz, sonra pişman olmayın. Her iki taraf da pişmanlığı ve bu dinliyorsanız hadi birbirinize adım atın diyorum. Bir de mahkemelik, iş mahkemelik, çözülmeniz gereken işlerinizle alakalı mahkemeleriniz varsa davalarınız ertelenebilir. Avukatınızın rahatlığı beni rahatsız etti. Lütfen avukatınıza kurallarınızı koyun diyorum. Dedim bile. Evli çiftler için lütfen boşanmaya adım attınız ama ani karar vermek canınızı yakabilir. Bu ara sağlık konusunda boğaz enfeksiyonlarınız, orta kulak iltihaplarınız çok hareketli ve alerjik durumunuz gündeme gelebilir. Aman dikkatli olun diyorum. Değerli ev hanımları,
Ev kadınları, evde çalışmayan ev kadınlarına sesleniyorum. Kendi ailenizin yaşattığı krizleri, yaşadığınız evliliğe ve eşinizin sülalesini suçluyorsunuz. Bu ara siz de hatalısınız. Artık bu geçmiş konusunu kapatın ve evliliğinize daha yapıcı ve daha sağlam. Eğer bekarsanız da kısmet kapılarınız var. Bununla ilgili doğru enerjilere girebilirsiniz ama sağlığınız, diz ve kemik problemleriniz söz konusu olabilir. Dikkatli olun diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. ...24-30 Ocak... ...Başak ve yükseleni Başaklar... ...nasılsınız güzel ailem? Enerjiniz gayet pozitif... ...özellikle de şöyle söyleyeceğim... ...bu pozitiflik aşk hayatınızdaki... ...yeni hareketleri, yeni sizi mutlu edecek... ...enerjilere geçişinizi... ...artık yerinizde sayma dönemi... ...geride kalması ve çocuksu yönünüzün de... ...ön plana geçmesiyle birlikte... ...kendinizi genişleteceğiniz ve huzurlu duyacağınız... ...bir hafta söz konusu olacak... Topluluk içerisindeki enerjiniz, bazı şartlar, bazı konumlarda zorluk çekseniz de size güzel bir hafta enerjisi var. Bunu doğru değerlendirin. 24 Ocak'ta Mars Oğlak burcuna geçişiyle birlikte iş konularınızla ilgili yenilikler, yeni oluşumlar ve doğru ve sağlam iş anlaşmalarına geçiş sağlayacaksınız. Hatta yeni bir beklediğiniz anlaşma, yeni yollar, yeni iş kapılarınız için fırsatlar size olumluluk gösteriyor. Hatta yer değişiminiz, muhasebeciyseniz yer değişiminiz gerçekleşecek. Kendi işinizi yapıyorsanız farklı noktada beklenmedik teklifler size olumlu süreçte. Eğer işsizseniz bile bu kapılar için güzel fırsatların enerjisi ve bu topluluk ve kalabalık bir ortamda çalışmanın keyfi size daha keyif verecek diyorum. 29 Ocak Merkür Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Biraz sert mizacınızdan kaynakları insanlara söylediğiniz laflar ağır olabilir ve iş çevrenizdeki insanlar bu konuya incinebilir. Bunları toparlamamız gerekiyor. Hatta ve hatta patronlarınızı, yöneticilerinizi eleştirebilir. Onlarla ters düşebilir ve bunlar sizi yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. İşinize zarar getirebilirsiniz. Aynı gün içerisinde Venüs Oğlak Burcu ileri hareketini gerçekleştiriyor. Bu da size aşkla birlikte bütünleşmenin ve parasal evredeki yaşadığınız bazı krizleri toparlamanız için çok uygun bir haftayı temsil ediyor. Evet, iş iadeleriniz, beklediğiniz konular, beklediğiniz evraklarınızla ilgili hem olumlu hem doğru yönettiğiniz takdirde başarı ve parasal evrede de güçlenmeyi temsil ediyor. Yani çocuksu gelişmeler, çocuklu anlaşmalar, çocuksu ruhunuz daha keyif verecek. Yalnız aşk konusunda damarınız o kadar eskiye kilitlenmiş bir nokta ki canım acıyor artık ve bununla hesaplaşmalıyım diyen başaklar, anam neyin acıyor? Artık acıya acıya bir taraf acınacak bir tarafın kalmadı. Yeni aşklara yeni heyecan haftanı var. Venüs ileri hareket ediyor. Hadi aşk sana dokunsun. Hadi sevgiyi kabul et. Yeni aşka adapte olman gerekiyor. Lütfen eskileri geride bırakalım. Kendi işinizi yapıyorsanız bu konuda gerçekten medya sektörü güzel çalışmalarınız varsa işinizde yıldızınızın parlayacağı ve kendinizi daha iyi ispatlayacağınız noktalarınız söz konusu. Bence bu gücü aşktan çok işe verirseniz kazanç ve parasal evrenizde söz konusu olacak. Ben eve adapte olamıyorum, bu ev benim ruhum değil, daralıyorum, düzeltemedim diyen bazı başaklar yeni ev arayışı içerisindesiniz. Aslında yer güzel, sizin ruhunuz oraya geç alışacak ama bu eve alıştığınızda da bu evi satın almak isteyeceğiniz kadar da güzel enerjiler gözüküyor. Ailenize ait çözülmesi gereken ve satmak istediğiniz bir mal ya da tamirde olan bir mal ya da mimar müteahhit de olabilir. Bunlarla ilgili olumlu ve teslim etme günleri belirlenecek. Bu da size iyi gelecek diyorum. Evet, serbest meslek yapanlar için kazançlı bir hafta. Kazancı doğru değerlendirdiğinizde de mutlu olacağınız bir evre söz konusu. Bu ara sosyal medya, internet yani sosyal ağlarla çok fazla vakit geçirip kafanızı burada enerjinizi değiştirebilirsiniz. Bence spor, yoga, meditasyon size daha iyi gelecek. Bu ara inanç felsefeniz de çok kuvvetli olacak. Rabbime olan dualarınızın açık olacağı bir döngü haftası. Bence bunu doğru değerlendirin diyorum. Venüs'ün size parasal evrede dokunacağı noktaları da değerlendirdiğimizde doğru bir hafta. İş bekleyenler için doğru, kazançlı ve verimli. Yalnız yurt dışına yerleşmek, yurt dışı planı içerisindeyseniz değerli başaklar, bunun başvurusunu yapın, şans kapınız var diyorum. Evet gençler, bu ara dağınık değildiniz. Eğitiminizde de gayet hatalarınızı biliyorsunuz ve bunların altyapısını da oturttunuz. 3 tane zayıf notlarınız var. Bunları düzeltmeniz lazım. Aynı şekilde de ilişki konusunda çabuk kırılan ve alınan ve aileye bağıran bir noktadasınız. Hatalarınızı düzeltin gençler.
Aşk konusunda da çok takılıyorsunuz, akışa bırakmanız doğru. Değerli evli çiftlerim, değerli Başak evli hanımlar ve beyler, bu ara ilişkinizle ilgili romantik bir hafta, birbirinizle güzel yemek yemek, sohbet etmek, anlayışlı ve çocuklarla ilgili hatalarınızı düzeltme haftası olacak. Hatta evlilik teklifi bekleyenler için sürpriz enerjiler de var. Haydi evlilik teklifi, aile tanışması, huzur enerjiniz de var. Bunun hayatına geçişini sağlayın diyorum ve bu size çok iyi gelecek. Bu ara geçmişe dair düşündüklerinizi atıyorsunuz. Yepyeni bir aşk enerjisi var. Bunu kabul etmeniz lazım ve bu enerjiye geçmeniz lazım. Bir de ufak tefek kazalar, hasarlar, omuz ağrılarınız söz konusu olabilir. Yatarken hani omuzumuzdaki hani omuz, sırt ağrılarımız biraz sıkıntı yaratıyor olabilir. Yatak ve yastığın değişmesi lazım. Uzun süredir hep bunu yapacaksın. Erteliyorsun. Ertelememe lazım. Erteleme artık ve git al, pintilik yapma diyorum. Bir yakın bir dostundan beklediğim bir para alınması gereken bir noktayla ilgili de olumlu diyaloglar söz konusu olacak. Ev kredisi ya da araç kredisi düşünen başaklar, olumlu, hayırlı yapabilirsiniz. Ev hanımları, kocanızla iletişimi düzeltmediğiniz takdirde bu ilişki sert ve akıcı, daha sinir noktasına sergiliyor. Siz uğraş bulmanız lazım. Astroloji eğitimi, ne bileyim, numaroloji, kozmik enerji, bu tarz şeylere takılmanızı öneriyorum. Evdeki insanlara takıldığınız vakit çekilmez bir ruhtasınız. Lütfen o insanlarla uğraşmayın. Bir de ailenize ait toprak ve arazi konuları bu hafta daha hareketli olacak. Tartışmalardan uzak durun. Sağlık olarak omuz ağrılarımız dedim. Yatak ve uyku problemimiz, uyku apnemiz ve nefes problemimiz olabilir. Hoşça kalın, mutlu kalın. ...24-30 Ocak değerli akrepler, yükseleni akrep burcu olan değerli takipçilerim, abone ve yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu hafta duygularınız, enerjiniz çok böyle derin noktalara yerleşecek. Geçmiş duygulara yad edeceksiniz. Yakın çevre, yakın arkadaşlarla sohbetler, muhabbetler, yemek kursları, o kurslar, bu kurslar havasında etkinliklere başlayabilir. Kendi gücünüzü yeniden keşfetmek, çalışma ortamında adeta enerjiniz, motivasyonunuz adeta kendini gösteriyor gibi, hani bir dük gibi enerjiniz var, bir kraliçe gibi ruhunuz var. Bu da büyük bir ihtimal Mars Oğlak enerjisinin size verdiği fırsatları değerlendireceksiniz. Mars Oğlak burcuna geçeceği için sizin işlerinizle ilgili yaşanan bazı karışıklıkların düzelmesi, adeta kendinizi dönüştüreceksiniz ve minnoş şanslı enerjinizle birlikte farklı kariyer, farklı arayışlar, farklı yenilikler size büyük şanslar getirecek. Bulunduğunuz iş yerinizde yükselme konularınız gündemde. Yeni iş arayanlar için çok olumlu haberler alacağınız bir hafta. Aynı şekilde iş değişimi, kendi işinizi kurmak için farklı kapılardan, farklı oluşturacağınız dostlarınızdan çok güzel alternatif enerjiler alacaksınız. Ve başlamak için doğru bir süreç, kendi gücünüze güç katmak için doğru bir enerji. Sen yaparsın, sen başarırsın. Çünkü minnoş bir şans enerjim var. Bunu fırsata çevirmeni istiyorum. 29 Ocak Merkür-Plüton kavuşumu sizin adeta aile köklerinizle alakalı ve kendi benliğinizle alakalı çözmeniz gereken sorunları temkin ediyor. Ve bununla alakalı birlikte de kendinize ait noktada ne varsa yenileyeceksiniz. Eksik gördüğünüz kendi dil eğitimi olabilir, diksiyon kursu olabilir, güzellik merkezi olabilir. Eksik gördüğünüz tüm kursları kendi alanınızda geliştireceksiniz. Kurumsal ya da devlet alanında çalışanlarda 29 Ocak'ta Venüs ilerlemesiyle birlikte konumunuzda değişikliklerle ilgili, yöneticilerle ilgili yaşadığınız krizleri toparlayacak ve kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir evreyi tadacaksınız. Güneş 20 Ocak'ta biliyorsunuz ki Kova burcuna geçiyor. Bununla birlikte geçti zaten. Geçti. Unutmayın. Bununla birlikte kendi enerjiniz ve ailevi ilişkilerinizin daha ön planda ve sıkışmış, problemli olan her şeyi daha güzel yönlendireceğiniz ve bilinçli hareket edeceksiniz. Kendi işini yapanlarda da beklenmedik paralar, fırsatlar sizi mutlu edecek. Ortaklı iş yapanlarda da biraz ekonomik anlamda yaşayacağınız zorlukları düzeltmek ve yeni kapılar için güzel fırsatlar yaratacaksınız. Şuraya not almışım. Yurt dışı ile ilgili beklentiniz ya da çocuklarınızla ya da kendiniz yerleşmek istiyorsanız bu tarz teklifler hayatımızın içerisine gelecek. Görme zamanı, diyaloglar da mutlaka görüşme zamanı, kaçırmama zamanı diyorum.
Evet değerli gençler, kendinizi bu ara kurslara, murslara, okulu, mokul telaşınız varken bu ara aşkın da size dokunacağı, eğitimi bile sallayacağınız bir hafta bekliyor. Aman eğitimi zaten sallayın bu hafta çünkü tatile geçiş yapıyorsunuz. Aşk sizi şifalandıracak. Sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız, yeni başlangıç istiyorsanız, ilişkinizle ilgili yeni şans istiyorsanız evet olumlu ama aynı noktada aynı yarayı yaşayacaksınız. Bu konuda olumlu mu bilmiyorum. Uzun soluklu ilişkisi olanlar için de daha güzel gidecek ve planlı ve programlı hareket edeceğiz. Hatta birlikte krediye girip araba almayı düşünüyor olabiliriz çiftler arasında. Bu da doğru bir enerji, size mutluluk verecek. Evli çiftlerimiz için evet bu ara eşinizin ve kendi konumunuzla alakalı yükselme konuları ile ilgili birbirimiz çok fazla iletişim içerisinde olacağız. Hatta bu dönem aileyi misafir etmeye, kalabalık evi misafir hakimiyeti kurma enerjimiz var. Yani geleniniz gideniniz bitmeyecek bu dönem. Bu da sizi enerjinizi daha aktif hale getirecek. Bu ara karı koca ortak iş yapmak isteyen bazı akrepler için fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde işinizde markalaşma, büyüme yolu gözüküyor. Eğer ki dijital alanda bazı satış işleriyle uğraşmak istiyorsanız da değerli evli çiftler için güzel anlaşmalar var. Bunları hayata geçirmenize olumlu diyorum. Bu ara elden çıkartmak istediğiniz bir ofis ya da bir daire için emlakçınız olumlu cevap veriyor. Hiç kaçırmayın. Bu gidecek yeriniz hemen size büyük bir ev getirecek. Bir an önce satılması gerekiyor diyorum. Dedimle sağlık olarak son zamanlarda en çok da göz alerjiniz, bu gözaltı morluklarınız, kaşıntılarınız ve egzamalarımız hareketli olabilir. İhmal etmeyin. Ev hanımları, bu ara en çok çocuklara kafayı takıp ve kardeşlerinizle yaşadığınız krizleri çocukların üzerine sürüyorsunuz ve çocuklar artık sizin depresyon halinizden bıktı. Lütfen kardeşlerinize ait ev içerisinde sorunlarınızı anlatmayın. Çocuklarınız ve eşiniz çok yoruldu ve kardeşlerinizle gidin evde kavga edin ama bu ev içerisinde böyle bir konuşma istemiyorum. Bu ara altın borcu olanlar ya da altın aldıysanız iade etme ya da beklediğiniz bir altınınız varsa gecikmeler söz konusu, hemen gelmeyecek. Vermeseydin canım benim. Çok öpüyorum. Ocak 30 Ocak değerli terazi burçları, yükseleni terazi olanlar, değerli ailem, abone olun, beğenin, yorum yazın, sahip çıkın. Yeni kariyer için fırsatlar sizi bekliyor. Ve yeni anlaşmalar ve hedeflediğiniz noktaya çok yakın bir enerjiye sahiptiniz. Doğru tepki ve doğru anlaşmayı yaptığınızda işinizle ilgili sıkıntılı geçit kapılarınızda çok güzel aydınlanmalar söz konusu olacak ve bulunduğunuz noktada kendinizi ispatlayacaksınız. Oldukça gündem olacağınız bir hafta. Yoğun toplantılar, grup çalışmaları, koşturmalar. Yani o kadar hareketli bir haftanız olacak ki kendime bile zaman ayıramıyorum. Bu hafta ne zaman geçti diyeceğiniz bir enerji söz konusu olacak. Geçtiğimiz aylarda yaşadığınız parasal konularla ilgili pişmanlıklarımızın projesini yaptık. Artık 3 ay içerisinde ödeme sistemi de yarattınız. O yüzden yeniliklere, yeni noktalara, yeni ödemeler biraz zorlansa da bunlar sizin gelecek hayatınız için daha verimli bir noktaya sahip olacaksınız. 24 Ocak'ta Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu iş konularınızla ilgili çok büyük fırsatları doğru değerlendirdiğinizde güçlenme ve kariyer anlamında da kendinizi ispatlamak için doğru bir noktayı sağlayacaksınız. Mesela gitmek istediğiniz iş kapısı olumlu cevap verecek. İşsizseniz iş kapılarınızla görüşmeleriniz olumlu süreç yapacak. Serbest bir meslek çalışıyorsanız kazançlarınıza kazanç katacağınız ve dikkatinizin daha ön planda olacağı bir nokta söz konusu olacak. 29 Ocak'ta Merkür-Plüton kavuşumu var. Bu kavuşumda ailevi konularda mal almak ve mal konularınızla ilgili fırsatlar gündemimize gelecek ve ailemizin oturum hakkı ile ilgili kafamızdaki planları daha net bir şekilde göreceğimiz bir hafta ve ev araştırmasına da girmiş olacaksınız. Aynı gün içerisinde Venüs Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. Parasal ve duygusal anlamda da aşk enerjinizin ve keyifle oluşturacağınız bir haftanın ve hatta kendinize tatil ikram etmek, tatil yapma enerjisinde çok güzel oluşturacaksınız. Fakat bir teklif var. Bu teklifi elinizle
çevirebilir, istemiyorum diyebilirsiniz. Lütfen gözünüzü dört açın. O teklifi elinizle çevirdiğinizde aynı borçlar, aynı evreler sizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden evraklar, iş teklifleri, iş oluşumları, konuşmalar, toplantılara bu hafta çok önem vermemiz lazım. Doğru adımlarla birlikte kariyer anlamında çok güzel fırsatlar var ve iyi olacak diyorum. Değerli teraziler, kendi işini yapanlarda parasal kredi borcu, borçlarla alakalı kendimizi toparlamak istediğimiz yeni kredi sistemlerimiz oluşacak. Doğru ödeme yaptığınızda bu borçlar sizin boynunuzu bükmeyecek diyorum. İş bekleyenler için de güzel fırsatlar var dedim. Evet değerli gençlerim, değerli genç çocuklarım, lise, üniversite öğrencilerim, sizlere sesleniyorum. Evet eğitiminizle ilgili hatalarınız var. Özellikle de fizik ve matematikten nefret eden değerli terazi gençlerime sesleniyorum. Sizin gibi yaratıcı insanların bunu anlamıyorum demesine çok kızıyorum. Yaratıcı sanatınız konuşacak, keyifli enerjiniz konuşacak ama bu ara kendinize çok önem verdiğiniz için dersleri bu hafta, yani zaten tatildesiniz, sallayacaksınız ama lütfen gözden geçirmeyi unutmayın. Bu ara arkadaşlarınızla çok fazla vakit geçireceksiniz. Aman aman kontrolleri ihmal etmeyelim. Aşık olma enerjiniz var, dikkatli olun. Evet, sevgilinizin geri dönmesini istiyorsanız değerli terazi ve yükselen teraziler, güzel iletişimler, mesajlar, diyaloglar, WhatsApp ya da sosyal medyadan iletişimler sizi keyif verecek. Ama çok istediğiniz birinin geri gelmesi için daha vakit var, sabırlı olmanız lazım. Uzun soluklu bir ilişkiniz varsa kesinlikle bitecek. Yeni bir aşka yelken açacaksınız. Bu ara tanıştırmalar, yeni arkadaş, yeni çevre edinme olayınız çok fazla var. Bu ara gözünüzü dört açın. Yeni bir aşka yelken açma evresindesiniz. Bazı nişanlı ya da sözlü çiftler için ailedeki gergin parasal konuşmalar biraz ilişkimizi yıpratıyor olabilir. Aileyi bu hafta geride tutalım. Yoksa ilişkimiz zedeleniyor. Yüzük gidiyor olabilir. Aman dikkat. Evli çiftlerimize geldiğim vakit özellikle karı koca arasında ev konumuz net bir netliğe kavuşacak. Almakla ilgili araştırmalara başlayacağız ve kredi başvurularımız onaylı şekilde hanemize geçiş yapacak. Uzun süredir babanıza ait ya da baba köklerinize ait bazı bir miras konularla ilgili de ertelenmeler, dava ile ilgili biraz devletin size sunacağı evrelerde memnuniyetsiz kalabilir. Tekrar bu mirasla ilgili temmise dosyaları uzatabilirsiniz ve iş mahkemeniz varsa da iş iadelerinizle alakalı güzel haberler söz konusu olacak diyorum. Evli çiftlerim, boşanmaktan vazgeçen ve çocuk planı yapan değerli terazi için, evet çocuklar sizin şimdiden hayırlı olsun. Çocuklarınız ve geleceğinizle ilgili doğru adımlar attınız. Bu ara eşinizin yükselmesi için beklediğiniz haberler onu olumlu. Özellikle devlet ya da askeri ya da polis ya da bu tarz noktalarda çalışan eşleriniz varsa rütbe ve yer değişimiyle birlikte yeni oluşumlar söz konusu olacak ve bu fırsatlar size mutluluk verecek diyorum. Sağlık konusunda dikkat etmeniz, kemik erimesi ve şeker problemimiz olabilir ve diş eti iltihaplarımızı ihmal etmememiz lazım. Ev hanımları, çalışmayan ev hanımlarına sesleniyorum. Çok yaratıcısınız, çok keyiflisiniz. Tekstil, ne bileyim tasarım üzerine bir şeyler yapabilir, enerjinizi değiştirebilirsiniz. Ve son zamanlarda psikoloğa ihtiyacınız var. Yüksek enerjinizi değiştirin, sakinleşmeye ihtiyacınız var. Mutlu kalın, hoşça kalın. ...24-30 Ocak değerli yay burçları, yükselenleri yay olan değerli takipçilerim. Kendimizi bu hafta böyle en uç noktada camdan dışarıyı seyreder, düşüncelere dalar, derin derin içimizdeki yaraları sarmaya ve küs olduğumuz insanları gözden geçirip iş çevremizdeki bize yapılan haksızlıkları gözden geçireceğimiz, yöneticimiz, patronumuz, ortak çalıştığımız kim varsa, sorun kiminle yaşıyorsak bunları böyle bu hafta gözden geçireceğiz. Ve biraz canınız yansa da artık burayla alakalı işinizdeki insanların size huzursuzluk vermesinden alakalı noktada yeni iş arayışları içerisinde olacaksınız. Ve gitme kapınız, yeni iş kapınız şimdiden hayırlı olsun. Size bu yeni kapı yol gösterecek. Ve sezgileriniz zaten burada durmak istemiyor. Siz buraya ait hissetmiyorsunuz. Kendi enerjinizde burada yorgunsunuz. Yeni kapınız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mars Oğlak Burcu'na geçişini 24 Ocak'ta gerçekleştiriyor değerli yay burçları. Sizin de uçurum içerisinde olduğunuz tüm sorunları çözmek için doğru bir dönem.
Aynı gün içerisinde bulunduğunuz noktada yöneticilerinizle ilgili yaşadığınız krizleri de artık hayata geçirip bunlarla yüz yüze konuşma döneminiz. Uzun süredir yeni iş arayanlar için güzel fırsatlar var. Bunları gözden geçirmenizi öneriyorum. Hani emlak satış, serbest meslekte çalışan bazı yay burçlarında para krizlerinizle alakalı yaşanacak ve borçlarınız daha çok katlanabilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bu uçurumda düşünürken sizden ricam her şeyi tek tek not alarak nerede hata yaptığınızı bulduğunuz takdirde Şubat size bereketli bir dönem olacak. Bu hafta kendi sezgileriniz, yapmak istediğiniz evreleri gözden doğru geçirerek not alarak kim doğru kim yanlış notunu yapacaksınız. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız yerinizle ilgili değişimlerle ilgili beklentileriniz var. Maaşınızla ilgili imkansız olmayacak yer değişiminiz olabilir. Maaş konusunda Mart'a ihtiyacınız var diyorum. Dedim bile. Bu da 29 Ocak'ta Merkür Pliton kavuşumu gerçekleşecek. Burada vuruyor zaten iş konunuzdaki değişmeyecek dediğim noktalarınız. Ve uzun süredir bu ayrılmak istiyorsanız fırsatlarınız var. Yeni kapı için olumlu. Ama kendi işinizde kalıp büyümek istiyorsanız evet büyümeleriniz var ama maaş konusunda çok tatmin olamayacağınız ve birikmiş paralarınızla ilgili parça parça ödenmeler sizi yıpratabilir. Bu devam edecek bu şekilde. Mart-Nisan'da toplu paralarınızı alacaksınız ama şu an bunun için tartışmaya gerek yok. Yoksa işsiz kalırsınız diyorum. Venüs Oğlak Burcu'nda ileri hareketine başlayacak 29 Ocak'ta. Bu da aşk hayatınızla ilgili uzun süredir çözemediğiniz ve sorunlarla alakalı yüzleşme dönemi söz konusu olacak. Ve ilişkinizin dürüstlüğüne inanıp bu ilişkinin tekrar elini tutup ve bu ilişkiyle gelecek planlar içerisine gireceksiniz. Ama kendi işinizi yapmak istiyorsanız doğru güveneceğiniz ve güveneceğiniz bir ortak sizi kazançlı bir noktaya itecek. O yüzden ortaklı fikirlerinizi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Hala devam eden rahatsızlığım var. Her yerim ağrıyor. Covid değilim ama domuz gribi olabilirim. Bunu da söyleyeyim yani. Gerçekten öyle. Her yerim ağrıyor. Ortaklı iş, yurt dışı ile ilgili bağlantılar kurmak istiyorsanız, yeni oluşum, yeni projelerde yer almak istiyorsanız, bunun için özellikle Venüs Oğlak ileri hareketiyle birlikte bir sürü fırsatlar var. Bunu doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Satmak istediğiniz ya da borcunuz için satmanız gereken bazı noktalar var. Şubat sonuna kadar bunların hepsi satılmış olacak ama şu an birinden borç istiyorsanız bu borç sizin hayatınıza gelecek. Şubat'ta siz o borcu ödeyeceksiniz. Bununla ilgili de krizlerimiz aydınlığa kavuşacak. Değerli gençler, eğitim konusunda kendinizle ilgili sadece hayaliniz yurt dışı ve yurt dışında eğitim görmek istiyorsunuz. Bunun için çok mücadele edin. Hedeflerinize erişeceksiniz. Ama hayatınızdaki kişiyle yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Onun da konsantre olup bu ilişkiyle, eğitim ve yoluyla gideceğiniz gözüküyor. O yüzden birbirinize sıkı sarılın, vazgeçmeyin diyorum. Sevgilinizin geri gelmesini barışmak istiyorsanız küs olduğunuz sevgilinizle barışacaksınız. Barışma yolları, fırsatları arayacaksınız ve adım atılacak, merak etmeyin. Uzun soluklu ya da son bir yıldır ilişkiniz varsa söz, nişan, konuşmaları ve parmağınıza yüzüğünüz takılacak. Bunun sevincini tadacaksınız. Eğer evliyseniz evliliğinizde ters giden birçok şeyin iyileştirme ve birbirimize ait küskünlükleri geride bırakmamız gerektiğinin kararını vereceksiniz. Hatta burada taşınma fikirleriniz olabilir ama ilk önce koltuk takımınız, hatta halıyla alakalı sorunlarınız var. Evdeki bu sorunlarınızı bir an önce çözüp bu enerjiyi değiştirmeniz lazım değerli takipçilerim. Değerli takipçiler, özellikle evliliği boşanma üzere ya da krizlerle alakalı yaşadığınız sorunları çözmek istiyorsanız bir ilişki terapisti bu evliliğimizi düzeltecek. Lütfen birbirinize doğru adım atın diyorum. Evet, evli ev hanımları ve evde oturan ev hanımlarına sesleniyorum. Bu ara kendinizi geliştirecek, bu ara televizyon modunuz var, evde yatmak istiyorsunuz, hiç kimseyle konuşmak istemiyorsunuz. Psikolojinizi düzeltin lütfen ve evde yatmayı bırakın, bir gökyüzüne bakın ve spora gidin. Vücut yağlanmalarınız riskli olarak gözüküyor ve uzun süredir de halletmeniz gereken banka, vergi, borçlarınız ya da pazar işlerinizi erteliyorsunuz. Hadi bunları ertelemeyin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Ocak 24. Değerli Oğlak burçları, değerli yükselene Oğlak burcu olanlar.
Şöyle söyleyeceğim değerli takipçilerim, abone ve yorum yazmayı, emeğe saygı duymayı unutmayın. Sevgiyle kalın diyorum. Bu hafta kafanızın çok karışacağı ve çözülmesi gereken tüm birçok evrağınızı, çözülmesi gereken, bitmesi gereken tüm işlerimiz için doğru bir hafta. Yalnız çevrenizdeki insanlar çok fazla tavsiye edebilir. Onların dertleri, onların sıkıntıları, onların kederiyle ilgilenebilir. Kendi evrenizdeki enerjilere çok fazla adapte olamayabilir. Onların ruhunu dinlediğiniz için lütfen bu hafta evet dinleyin ama kendi işlerinizle alakalı noktaları da çözmeniz lazım. Çok fazla sorumluluk içerisinde olduğunuz işleriniz var. Yeni anlaşmalar, yenilikler size çok güzel umut verecek gözüküyor. 24 Ocak'ta Mars Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte tamamlanması ve cesaretsiz olduğunuz her konuda hızlı karar vereceğiniz, mesela iş kapınızda sorunlar varsa iyileşme, bunlarla alakalı yaşadığınız krizleri toparlama, yeni bir iş bekliyorsanız bunlarla ilgili olumlu evraklar, olumlu yazışmalar, olumlu iletişim sağlayacağınız bir evre söz konusu olacak. Hatta kendi işinizi yapmak istiyorsanız cesaretiniz yoksa artık yapma dönemi ve güçlenme evresi için size fırsatlar dahil olacak. Kurumsal bir firmanın üst düzey yöneticisi olmak istiyorsanız bulunduğunuz noktada rütbe değişimi beklentiniz varsa Şubat 15'ten sonra gerçekleşecek. Şu an o hayallere doğru ilerliyorsunuz ama acele etmeyin. 29 Ocak'ta Merkür Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Bu bizim içsel dünyamız ve sağlık konularımız ve ses tellerimizle alakalı yaşanacak krizler daha ön planda olacak. O yüzden sağlık konularımızı da ihmal etmememiz gerektiğini söylüyorum. Mesela yazışmalarınızla ilgili beklediğiniz olumsuz süreçler içinde 29 olumsuz gördüğünüz birçok şeyde Venüs'ün artık Oğlak'ta güzel hareketi, ileri hareketi başlıyor. Birçok şeyin imzasını almış olacaksınız. Mesela kendi işinizi kurmak, yeni işe geçmek, yeni oluşumlar için büyük fırsatlarınız var. İş bekliyorsanız iş mahkemelerinizle alakalı olumsuz giden birçok şeyde de olumluluğa doğru hareket edecek evreleri de beklemeniz aydınlık. Ama unutmayın ki Merkür Retrosu devam ediyor ve bu da bazı aksilikler ve olumsuzluklar da hayatımızda renk katacak. Asla olumsuz bir düzen olmaz. Olumlu ile olumlu olumsuzluk birleşmesi lazım. Yurt dışı, buraya ne not almışım, yurt dışı ya da evraklarınızla ilgili toplantılarla ilgili yeni anlaşacağınız insanlarla alakalı iletişimle ilgili terslikleri de düzeltme dönemi söz konusu olacak. Evet, işinizde başarılar, yenilikler var. İş iadesi isteyenler için daha büyük bir mücadeleniz var. Bu mücadelenin aydınlanması sonucu sizin için doğru olacak ama mücadeleye devam diyoruz. Evet gençler. Aşık olmak, sevmek, sevilmek, eğitim konularınızla ilgili noktada da insanların size değer vermesini isteyeceğiniz bir hafta. Evet, başarınız var. Bu şekilde enerjinizi yüksek tutun. Hatta ailenizin size sunacağı tatil, ilişkileriniz, çevrenizdeki dostlarınızla gideceğiniz yolculuk size iyi gelecek. Değerli oğlaklar, aşk konusunda yaram var, kalbim iyileşmiyor. Beni sevecek ve mutlu olabileceğim insan var mı diyorsanız bu ay bitmeden güzel bir mutluluk enerjisi var. Geçmişteki kişileri artık bu sorumluluğu ve bu duyguyu artık hayatınızda geri tutmanız lazım. Çünkü her geçen gün acı çekiyorsunuz ve yeni ilişkilere konsantre olamıyorsunuz. Lütfen geçmiş evreleri kapatmak lazım. Uzun soluklu ilişkilerde sorun yok ama evlilik için acele etmediğiniz için sorun karşı taraf sizi zorluyor olabilir. Bunun verdiği bir zorluk var gözüküyor. Ev taşınmak değil de ev alma fikirlerimiz daha ön planda. Size tavsiye edilecek, fikir oluşturacak insanlara kulak verin. Çok doğru noktada yatırım yapacaksınız ve bu size iyi gelecek. Bu ara evde özellikle ev hanımları, mutfak borularınız, banyo borularınız, kalorifer gider borularınızda aksilikler söz konusu olabilir. Kaloriferiniz bozulabilir. Doğalgazla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ev içerisinde dikkatli olun. Evli çiftlerimiz için de en önemli şey birbirimizle vakit değil, kendi içimizde vakit geçirmek istiyoruz ve bazı sorunları geride tutup mutlu bir enerji ve konuşulsun istemiyoruz. Ev bir sakin olsun istiyoruz ve kendi odamıza çekilmek istiyoruz. Ama eşlerin dırdır tavrı, konuşma tarzı ya da sizin dırdır tavrınız karşı tarafı yoruyor olabilir. Sizden ricam sakinlik isterken karşı tarafa da sakinlik yaratmanız lazım. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Boşanma fikri olan ve bir türlü cesaret edemeyen bazı oğlak burçları aileden gelecek destekle birlikte boşanma evreniz aydınlığa kavuşacak. Sizin de teyze, anne soyunuzla alakalı çözülmesi gereken sorunlar, uzun süredir konuşmadığınız konular bu dönem masaya yatılacak. Biraz krizli olsa da herkes adalet ve hak konusunda ait olduğu konuşmaların sevincini yaşayacak. Sizde de baba sağlık problemleri ya da abi sağlık problemleri gündemi olabilir. Biraz bunlarla koşturacaksınız. Bunlar sizi yıpratacak diyorum. Ev hanımları,
Ve evde oturan, televizyon seyreden bütün hanımlar bu ara kendinizi renklendirecek, keyif katacaksınız. Hatta yüzmeye ihtiyacınız var. Vücudunuzdaki aldığınız yağlar biraz sıkıntı yaratmaya başladı. Bir an önce spor enerjinizi oturtun. Yani bütün oğlaklar spor yapması lazım. Enerjinizi değiştirmeniz lazım. Küs olduğunuz ve uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuzdan da bir adım sizi mutlu edecek diyorum. Bir Merkür Retrosu hatalar yapmış olabilirim. Mutlu kalın, hoşça kalın. ...24-30 Ocak... ...Kova Burcu'm... ...değerli takipçilerim ve yükseleni kovalar... ...evet... ...en şanslı kalpten geçirdiğim burç... ...kaptan demeyelim de... ...reis olarak sizi tercih ediyorum... ...çünkü güzel detaylar... ...ve sorumluluklarınız ve işlerle alakalı... ...birçok şeyin iyileşme süreci... ...ve iç dünyanızdaki yaşadığınız krizleri... ...toparlamak kendinizi daha... ...bu haftaya temkinli ve kurallı... ...ve tavsiyelerle dolu bir haftanız olacak... ...şans kapınızın fazla size ışık saldığı... ...ve bunu doğru değerlendirdiğinizde de... ...iş yerinizde enerjinizin çok daha yüksek olacağı... ...kendinizi doğru ispatlayacağınız ve... ...kaygılı döneminizin geride kalıp... ...işinizde başarıya odaklanacağınız bir hafta... ...şimdiden tadını çıkartın... 24 Mars Oğlak Burcu geçişiyle birlikte işinizdeki pürüzleri iyileştirmek, bulunduğunuz noktaya daha enerjinizin yüksek tutacağınız ve hatta iletişim konularınız, teknoloji konularınızla ilgili hızlı gelişecek olaylar, yazışmalarla ilgili hataların artık düzeleceği ve kendinizi anlaşılır bir noktaya giriş yapacağınız için bu hafta sizi en şanslı, en kutlu, en mutlu kovaları tercih ediyorum. Sadece zihinsel olarak yorgun olduğunuz ve geçmiş ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız ya da geçmiş iş yerindeki yaşadığınız konularda gündeme gelse de lütfen şu anki bulunduğunuz ortamı sağlam tutmanız lazım. Çünkü siz burada başarıya doğru gideceksiniz. Kurumsal ya da büyük bir devlet alanında yer değişimi beklentiniz varsa hem maaşınız hem de parasal noktanızda hem de iş konumunuzda güzel değişimler ve sizi rahatlatacak enerjilere geçiş yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok. İş beklentiniz varsa yeni bir işe girmek istiyorsanız 29 Ocak Merkür-Plüton kavuşumuyla ve Venüs Oğlak hareketiyle birlikte yenilikler size çok büyük umut verecek. O yüzden yeni iş kapılarınız, yeni oluşumlar size gayet verimli. Merkür-Plüton kavuşumu sizin en çok ruhsal evrenizdeki atakların tekrar gözden geçirmeniz lazım. Zihinsel evremizi yaptığımız işleri kontrol etmemizi de unutmamamız lazım. Bu ara en çok araç kontrol dönemi olabilir ya da araç alma planınız daha ön planda ya da iş yerinizin size sunacağı araç sizi mutlu edecek. O yüzden araçla ilgili pürüzünüz de kalkmış olacak diyorum değerli kovalar. Bir de kendi işini yapanlar için kazançların hızlanacağı, daha farklı alanlarla da bütünleşip eksik olan noktamızı iş konusunda daha güçlendireceğimiz gözüküyor. Aile işimiz, ortaklı işlerde de özellikle 1 Şubat'a kadar hata yapmamanız lazım. Ödemelerle ilgili aksilikler yaşayabilir. Bunları toparlayamayabilirsiniz. O yüzden temkinliğe devam edelim. İş mahkemeniz, iş iademenizle ilgili de çok olumlu diyaloglar, konuşmalar var. Ve bunlarla ilgili hızlanacak ve hızlı kararlar size mutluluk verecek. Aşk konusunda geçmişteki yaşadığımız acılar her geçen gün kalbimizi incitiyor. Ve artık bu geçmişi bir an önce çöz. Yoksa geçmiş seni çözemiyor. Sen geçmişi çözmen lazım. Yeni aşk arayanlar için renkli bir enerjiniz çok yüksek olacak ve doğru aşka da hazır olmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü yeni kısmetler, yeni enerjiler sizin hayatınızda çok fazla sizi mutlu edecek. Bu ara nişanlanmak, evlilik, aile tanıştırma konularımız, uzun soluklu ilişkiler ya da yeni tanıştıysanız bile evlenmeyi düşünüyorsanız bu ara aile tanışmaları, aile konuşmaları ilişki için güvende olacağı bir dönem gözüküyor. Uzun süredir beklediğinizi unut artık. Unut, acını içine göm, üstüne toprak at ve yeni bir aşka yelken aç. Değerli kovalar, ağlamayı bırakın artık diyorum. Dedim bile. Evli çiftlerimiz için yaşadığımız krizleri yavaş yavaş toparlayacağımız, birbirimize ait enerjiyi doğru noktada aktaracağımız, hatta birlikte tatil, birlikte seyahat, birlikte planladığımız düzeni daha verimli şekilde ve birbirimize sımsıkı sarılacağımız bir evredeyiz. Şansı doğru değerlendirin, hatasız kul olmuyor. Siz de hataları ve karşı taraf ilişkide hatalarını anladı ve birbirimizi iyileştirmek istiyoruz tam zamanı. Boşanmak ya da ayrılık konuşmaları içerisinde olan çiftlerde anlaşmalı, doğru ve incitmeden birbirimizi tamamlayacağız. Ve mal konusunda da mülk konusunda da doğru ayrımlar hakim olacak. Uzun süredir yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili iletişim yaşayan bazı evli çiftler için olumlu yazışmalar var. Bununla ilgili de sevinci tadacaksınız diyorum. Değerli gençlerim,
Aşk sizin ruhunuzda teknolojik olarak kendinizi çok fazla kanıtlamak ve başarılar elde etmek istiyorsunuz ve bu ülkeden gitmek isteyen gençler için çok güzel fırsatlar ve özellikle üniversite okuyan gençlerimiz için yenilikler var. Bunu doğru değerlendirin diyorum. Evli ve evliliğinde ev taşınmak fikri olan bazı kova burçlarında da güzel fırsatlar var. Eviniz şimdiden hayırlı olsun. Ev hanımları, eşinizle alakalı sorunlarınız yok. Siz kendi kendinize sorun yapıyorsunuz ve kendi kendinize şüpheleniyorsunuz. Biraz ilgisiz kaldığınız için bu konularda huzursuzluklarınız var. Karşımızdaki eşiniz sizi seviyor. Siz artık duygularınızı o tarafa yansıtırsanız daha mutlu olacağınızı düşünüyorum. Dedim bile. Bu ara sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz böbrekler ve bağırsak enfeksiyonlarla ve yediğiniz noktalarda, yediğimiz gıdalarda zehirlenmeler söz konusu olabilir. Dikkat, mutlu kalın, hoşça kalın. Ocak, 30 Ocak balıklar ve yükseleni balık burcu olanlar nasılsınız? Güzel takipçim, güzel ailem. Yani bu hafta özellikle aşk hayatınızdaki güzel gelişmeler işinizde de yaşayacak şan. Aynı şekilde hani yıl sonu, Ocak sonunu bitirirken işinizde de bereketiniz, sonlanması ve bitmesi gereken evraklarınızla alakalı çok güzel bitişler sağlayacağınız bir hafta. Kendinizi finansal anlamda da daha şanslı ve daha kontrollü bir şekilde hissedeceğimiz bir hafta olacağı için yeni ilişkiler, yeni atmosfer, yeni oluşumlar size gayet keyif verecek. Hatta bulunduğunuz noktada görünmüyorum. İşimdeki aksilikleri ne zaman fark edecek diyorsanız bulunduğunuz sistemde büyük değişimler söz konusu olacak ve oradaki aksilikleriniz çözümlenip size ait yerin daha sağlam şekilde verileceği ve yerinizdeki güvensizlik gidip kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir haftanın tadını çıkartabilirsiniz. Yüksek kendi mesleğinizle alakalı eğitim ya da bu konularla ilgili farklı eğitimler almak istiyorsanız işiniz gereği almanız gereken bir süreç kurslarınız var. Bunlar hem kariyeriniz hem de sizin bu altyapınızı güçlendirmek için büyük faydalanmalarınıza sebep olacak diyorum dedim bile. Değerli takipçilerim, yeni iş arayanlar, yeni iş arayışı içerisinde olan balıklar için çok yakın bir dostunuz, özellikle hava burcu birinden alacağınız bir iş desteği, sizin yeni ya da geçmiş iş ortamında çalıştığınız ya da geçmişte tanıdığınız birinin size iyiliğiyle birlikte güzel bir noktayı sağlayacaksınız. Yeni kapınız şimdiden hayırlı olsun. 29 Ocak'ta Merkür Plüton kavuşumu olacak. Evdeki yaşadığımız krizler, yaşanan bazı sorunlar iş hayatımıza da yansıyabilir. Evdeki sorunları, içsel dünyada problemlerimizi, rüyalarımız ya da hislerimizin bizi yanıltmasına izin vermemeniz ve karmaşık enerjiye girmemenizi öneriyorum. 29 Ocak'ta Venüs Oğlak Burcu'nda ileri hareketini başlatacak. Aşk konusunda da yenilikleriniz, yeni fırsatlarınız ve ilişkiyle heyecanlanacağınız mutlu hediyeler, mutluluklar enerjisi daha keyif verecek. O yüzden size büyük şanslar ama kovanın verdiği en büyük şansıyla ama şöyle söyleyeyim. Sizde de small small şanslar, kapılar, fırsatlar var. Yani beklediğiniz para yarım şekilde hayatınıza gelecek. Ödediğiniz ve ödemeye çalıştığınız borçlarınızda biraz daha kendinizi güçlü hissedeceğiniz, yöneticinizle ilgili aksilikler varsa toparlanacağınız, yani yeni bir iş ve büyütmek istediğiniz firmanız varsa bunun için altyapı kredi ya da parayla ilgili hızla akışacak ve sizi güçlendirecek fırsatlar söz konusu olacak. Kendinize ofis ya da küçük bir dükkan açmak istiyorsanız ailenizden gelecek destekle bunu çözmüş olacak ve daha kendinizi güçlendireceğiniz bir evreyi tadacaksınız. Mesela iş iadesi, iş mahkemeniz varsa ne kadar ertelense de sizinle masaya oturup anlaşma evresi söz konusu olacak. Tekrar bir iş değiştirmek, yeni bir kapıya geçmek istiyorsan Şubat 5-6'ya ihtiyacın var. Acele etmeni istemiyorum. Buradaki altyapıyı oturtup ondan sonraki fırsatları doğru değerlendirmen gerektiğini düşünüyorum. Yani başka bir şehre, başka bir noktaya gitmek istiyorsanız Mart'a kadar bu altyapınızı oturtmanız sizin için daha sağlıklı. Bazen acele kararlar verip kendi cebine, kendi ruhuna zarar veriyorsun. Bunları iyileştirmen lazım. Değerli gençler, üniversite ya da lise içerisinde olan gençlerimiz için eğitim konusundaki sorunlarınız yok. Sadece biraz daha havai ruhunuz var. Biraz daha havai ruhunuzu aile üstünde yapmayın. Dışarıdaki arkadaşlarınıza yapın. Arkadaşlarınız ailenizden önüne geçmiş. Lütfen aileniz kıymetli. Bu ara aşk enerjiniz de var. Karşı tarafın duygularını merak ediyorsunuz. Bu size karşı duygusu var. Evet, değerli balıklar.
Yani olgun balıklara sesleniyorum. Kalbinizi kırılan insan sizden özür dileyecek ve adım atacak, size hediye yollayacak bu hafta. Uzun süreli ilişkinizde de kıskançlıklar, paranoyaklıklar, güvensizlikler, devamlı birbirimize tetikli kontroller var. Yani onun WhatsApp'a girdi, yok o dakikada girdi, yok bu dakikada girdi, enerjinizden çıkın. Çünkü Merkür iletişimde yanlışlıklara da biliyorsunuz Merkür Retro'da iletişim konularında yanlış anlaşılmalı, ilişkiyi zedelemenizi istemiyorum. Birbirimize daha saygılı olmamız gerekiyor. Evlenmek ya da bir ilişkim olsun, artık evleneyim, çoluğum çocuğum olsun diyenler için biraz daha sabırlı olup bu enerji mantıklı. Hani spor yaparak, derin nefes alarak enerjimizin akışını değiştirmeniz lazım. İnançlarınız yıpranmış, bunları düzeltmemiz lazım. Evli çiftlerimiz, aile büyüklerimizin sağlık probleminden kaynaklı biraz birbirimizle alakalı iletişimde düzeltmeye karar verdik. Hem o tarafın hem bizim enerjimizi iyileştirme içerisindeyiz. Sevginizi, duygunuzu daha derin tadacağınız bir nokta söz konusu olacak ve eşinize ya da eşinizin size yapacağı küçük sürprizler sizi mutlu edecek. Bazı balık burçlarında da anlaşma şeklinde boşanmak istiyorsunuz ama parasal ekonominizden dolayı cesaretiniz yok. Biraz daha biriktirin, ondan sonra boşanma konuları gündeme gelsin. İşinizle ilgili netsizlikler var, bunları çözelim. Ondan sonra boşanmayı ön plana atmanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çocuk niyeti olan ve çocuk tedavisi düşünenler için doğru bir fırsat. Hadi çocuk tedavinize başlamanız size daha hayırlı ve daha umut dolu evrede söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle varis, damar ve kemik kemik ölçümlerinizle ilgili sıkıntılar, kırılmalara, düşmelere dikkat etmemiz ya da kemikler, dişimiz kırılabilir. Bunlara ihmal etmememiz lazım. Bol su tüketip vücut enerjimizin suyun enerjisine ihtiyacı var. Ev hanımları ve çalışmayan ev hanımları, evet eşinizle ilgili pürüzler devam etse de sizin kendi içinizde psikolojinizi güçlendirmeniz lazım. Uzun süredir her şeye takıntı yapıyorsunuz. Ailenize, eşinizin ailesi, çocuklara, kendinize, evdeki yemeğe bile biraz relax bir enerjiye ihtiyacınız var. Kendinizi değiştirmek ve dönüştürmek için doğru bir hafta. Mutlu kalın, hoşça kalın.